bir ihbarımız var. Bu ihbar bizim için çok önemli. Telefon hattında biraz sonra da bağlanacak. Yani benim dikkatimi çeken aşağıladığınız ve dahil olmak istemediğiniz milletten bir çocuğu neden alıp yaşadığınız ülkeye götürürsünüz? Bunu da anlamak istemiyorum. Çünkü bize düşman yetiştiriyorlar. Evladım herhalde, demek anlamadım. İçin saygı duymak gerekir ya. Kardeşi kardeşe düşman ediyorlar herhalde sanırım. Suları seçmiş, bu onun işareti yani, ben size diyeyim. Neyse. Neyse. Şimdi bu telefon bizim için çok önemli. Yıllardır aile içerisinde konuşulan bir konudan bahsedecek. Bu ihbarın doğruluğunu da tabii ki araştıracağız. Alo. İyi akşamlar Esra Hanım. Hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İsminizi açıklamayacaksınız sanırım. Evet, ismimi açıklamayacağım. Ben Necla Hanım'ın akrabasıyım. Yakın akrabasıyım. Şimdi Necla Hanım'ın akrabasısınız. Necla Hanım'ın soyadı nedir? Gündoğdu. Necla Gündoğdu. Evet. Ben yıllardan beri zaten... Kimdir bu Necla Gündoğdu? Bu Necla Gündoğdu benim teyzem oluyor. Yani teyzem gibi. Tamam. Bu olay zaten yıllardan beri bizim aile içinde konuşuluyor. Evet. Yani tüm büyükler falan biliyor. Necla Hanım'ın bu eşi... Evet. Sadık Bey diyeyim. İlk eşi Verem'den ölüyor. Evet. Verem'den öldükten sonra 6 tane çocuğu ortada kalıyor. Evet. O çocukları Sadık Bey'in kardeşleri sahipleniyor, bakıyorlar bir süre. Hı hı. Sonra Sadık Bey diyor ki siz benim çocuklarıma bakamıyorsunuz. Tüm çocukları topluyor, Elif Hanım'ın yanına götürüp Amerikalılara, İncilik'teki Amerikalılara satıyorlar. Evet. Sadık Bey'in eşi Necla vefat ediyor. Yok, hayır, Sadık Bey şu an vefat etti. Sadık vefat ediyor. Bu Sadık ne yapıyor Elif'e Kuma'nın yanında? Çocuklarını Amerikalılara hani satıyorlar gibi bir şey oluyor. Yani onlara evlatlık veriyorlar. O sırada da Necla Hanım, yani şimdiki eşi, Necla Hanım orada çaycılık yapıyor. Necla Hanım'a tanışıyorlar ve Necla Hanım'la evleniyorlar. Evet. Necla Hanım'dan da bir tane çocuğu oluyor. İlk çocuklarını Sadık Bey Necla Hanım'dan gizli gizli alıyor, Elif Hanım'ın yanına götürüyor. Ve onu da evlatlık veriyor Amerikalılara. Necla Hanım'dan habersiz. Ay. Doğru. Şimdi Sadık Elif'e Kuma 6 tane çocuğunu veriyor. Evet, 3 erkek 3 kız çocuğunu veriyor. Hatta evet, bir tane çocuklara Amerikalılar bakamıyor, bir tane küçük erkek çocuklarına geri gönderiyor ailesine. Hı hı. Onları da, o çocuğunu da Sadık Bey büyütüyor. Yani Sadık Bey'in kardeşleri büyütüyor. Zaten Sadık Bey bundan 15-17 sene önce akciğer kanserinden vefat etti. Allah. Yani 5-6 tane çocuk gönderiyor. Biri tekrar geri geliyor. 5 çocuğu Sadık Amerika'da hala. Amerika'da Elif Kumak aracılığıyla verildi. Evet. Bunu da size söyleyen teyzeniz Necla Hanım, evet. Elif'e Kuma'nın yanında çaycılık yapan kişi mi? Evet, çaycılık yapıyor. Zaten çaycılık yaparken Sadık Bey çocuklarına evlatlık veriyor. O da onlar hani orada tanışıyorlar, görüşüyorlar, evleniyorlar. Çocukları olduktan sonra Sadık Bey kalkıyor, teyzenin çocuğunu da evlatlık veriyor Elif Hanım'a. Kaç yaşındayken veriyor çocuk? Efendim? Çocuk... Yeni doğmuş. Annenin haberi yok mu böyle bir şeyden? Hayır, bizim tüm, hayır, annenin haberi yok. Bizim tüm aile biliyor zaten. Sonradan öğreniyor. Kavga ediyorlar, tartışıyorlar. Şiddet görüyor bir süre. Yani cevap verdiği için, neden çocuğumu verdin, niye böyle bir şey yaptın dediği için. Ama iş işten geçmiş oluyor. Elife Hanım'a hesap soruyor mu Necla Hanım? O kadarını inanın hiç bilmiyorum. Ben hani hiç araştırmadım ama ben küçükten beri bu konular hep konuşulur bizim ailede. Peki o bir tane çocuk Türkiye'ye gönderildi demiştiniz. Onun ismi nedir, adı soyadı? Ben asistanınıza gerekli bilgiyi vermiştim. Canlı yayında söylemek istemiyorum. Hani söylersem benim olduğum çok belli olur. Anladım peki. Siz o ismi de açıkladınız değil mi? Evet evet, ben zaten Amerika'daki çocukları falan da söyledim. Gayet isimlerini açık ve net verdim. Şaka gibi ya. Ya onlar bize ulaşacak ya biz o çocuklara. İnsanlar çıksın, anlatsın. Evet.
Ben biz yabancıydık değil mi? Çıksın insanlar Esra Elif'e Kuma ne oldu ortaya çıksın. Evet bak bizden hariç bir sürü çocuk vermiş. Biz yalan söylemiyoruz. O kadar ailenin gözyaşı akıyor. Çıksın Elif'e Kuma anlatsın. Ben zaten Sebeha ablanın gözyaşları için aradım. Yani isim Allah razı olsun. O kadar çok çabalıyorsunuz ki ben Allah size inanıyorum. Böyle bir şey gerçekten var. Elif Hanım bu işi yapıyor. Ticarete dökmüş. Allah razı olsun gülüm. Peki, canım benim. Sebeha ile Necla tanışıyorlar mı? O kadarını bilmiyorum. Tanışmıyorlar herhalde. Evet tanıyorum ama çocuktum hatırlıyorum Necla'yı. Avukatın yanında çaycılık yapıyordu Elif'e Kuman yanında. Rahmetli'yi de gördüm. Necla'yı da gördüm. Hatta Necla bizde kaldı. Bir saniye Sadık da mı Elif'e Kuman yanında çalışıyor? Evet. O da çaycısı. Evet o da çaycısıydı. Necla da yanında yapıyor. Evet ben zaten Necla Hanım'ın çalıştığını söylemiştim. Necla orada tanışıyorlar. Yani aslında esas çaycılık getir götür işlerini yapan Sadık. Evet. Karısı öldükten sonra 6 tane çocuğunu Elif'e Kumak aracılığıyla Amerikalı ailelere veriyor evlatlık olarak. Doğru mu? Evet. Evet doğru. Sonra eşi ölünce yanındaki çalışan Necla ile evleniyor. Evet. Bir çocukları alıyor onu da veriyorlar. Evet doğru. Necla teyzesi oluyor işte. Neyin karşılığında peki? Ya o zaman çok cüzi bir miktar para vermişler. Hani o zaman yokluk dönemiymiş. İnsanları çok çabuk kandırılabiliyor yani biliyorsunuz. Abla ben ne dedim? İçimizin insanları aklını çok çabuk silebilirler. Avukat sonuçta karşındaki. Dün burada ben ne dedim? Bulmuşlar gariban aileleri. Çökmüşler tepelerine. Vermişler 3-5 milyon ellerine. Onlar satmışlar artık kaç milyon dolara. Ve burada asla aklımın almadığı şey alışkanlık haline getirilmiş olması. Bir çocuk dünyaya geldiğinde ya da iki çocuk alındığında üçüncü çocuğun da talep edilebilecek bir alışkanlık haline getirmiş olması. Sizinle yayından önce de konuştuk. Aynen neden öyle. Bir aileden 2-3-4 çocuk? Bu akıl alır gibi değil. Bunun sebebi bir şekilde sömürülüyor olması ailelerin. Evet. Ve buna sevk ediliyor olmaları belki de. Evet ticaret yapıyorlar buradan sevk milyonlarca dolar para kazanmışlar. Çocuk servet sahibi yapmışlar. Olmaya... Daha kimler çıkacak daha neler bağlanacak? Ben istiyorum herkes çıksın anlatsın. Cevap haklarını kullanmalarını istiyorum. Evet. Yanında çalışan Elif Kuman yanında çalışan çaycı 6 çocuğunu veriyor. Bunlardan bir tanesi aile kaç yaşında o çocuk büyük mü peki? Yani büyük olduğu için mi gönderiliyor eğitilebilecek durumda? Rica ediyorum sessizlik büyütülecek yani yetiştirilecek durumda olmadığı için mi Türkiye'ye geri döndürülüyor? Hayır çocuğa bakamıyorlar. Bakamıyorlar. Zaten Türkiye'ye geldiğinde çocuk ilkokul yaşında oluyor. Sadık Bey'in kardeşleri büyütüyor çocuğu tekrardan. Şu an çocuk zaten büyük bir iş adamı yani mimar. Aile falan kurdu. Hani uzak yine o aileden. Esra Hanım ismi bende saklı Adanalı bir meslektaşım. Evet. Konuyla ilgili kendisini ziyaret ettiğimizde Amerika'ya özellikle evlat edinilmek üzere verilen çocuklarda aranan baş şartın tırnak içinde sağlıklı olması. Sağlıklı olması. Belli muayenelerden geçirilerek ekip arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede o muayeneden geçen çocukların alınması. Yüksek ihtimalle Amerika'dan buraya gönderilen çocuğun bir sağlık problemi çıktı. Ya. Olabilir. Çünkü evlat edinmek için aranan şartlardan birisi kabul edilebilir değil. Bir insana değil bir hayvana bile yapılamayacak. Muayenelerden sonra o çocuklar alınmaya kabul ediliyor. Dolayısıyla gönderilmiş olmasının sebebi bir hastalığının, bir rahatsızlığının tedavi edilemeyecek bir durumunun ortaya çıkmış olması diye düşünüyorum. Annen en son kardeşine hamileyken. Evet. Yani hani ne bileyim o hamilelik sürecinde destek verilir miydi, kontrollerine gider miydi? Hayır, yok. Böyle bir imkan sağlanır mıydı onu merak ettim. Hayır. Annem hastane yüzü görmezdi. Yani hastane yüzü görmezdi. Hayır. Ama hep doğurduğu maçlara çocuklar hep sağlıklıydı yani. Sağlıklı doğardı. Hepsi de çok güzel doğarlardı. Ben dedim zaten yani hani evet. Sağlıklı çok şükür de diğer tarafta annen çok güzel çocuk doğuruyormuş. Evet. Dört Hanım, tane kardeşine ben, verilmiş. Şimdi bizi seyreden bütün vatandaşlardan rica ediyorum. Ben kardeşlerimi aramaya çıktım. Bana destek olsunlar. Onlar da benimle birlik olup gelsinler. Ben bunu istiyorum Esra Hanım. Ben avukatla başa çıkamadım. Gelsinler bana yardım etsinler. Onların da kardeşleri belki verilmiştir. Çocukları verilmiştir. Bana yardım etsinler. Ben başa çıkamıyorum o avukatla. Dedi dedip duruyor beni.
Ne olur Esra Hanım, duyurun buradan. Herkes sen zaten gelsin. Yaptığın bu çağrılarda sesini duyuruyorsun. Gelsinler bana yardım etsinler. Kardeşimler ikimiz tek kaldık. Yani siz şimdi bak bir aileyi daha öğrendik. Evet. Sadık Allah Bey vefat etmiş. Razı olsun ondan. Naci ama şimdi bir çocuk var, o da Türkiye'de yaşıyor. Sizin gibi başka aileler var mı? En önemlisi var. Bu. Vardır Esra Hanım. Vardır abla, vardır. Şimdi Necla çıktı, yarın başkası çıkacak. İnşallah Allah'ın izniyle. Herkes bağlanacak. Onların da içi yanıyor Esra Hanım. Ben nasıl arıyorsam yıllardır. Onlar da arıyordur. Ama tutacak dalları yoktur. Çünkü niye? Avukat çok tehdit ediyor. Avukat çok kuvvetli sanıyor kendini. Ama Allah büyük, Allah. Allah. Sonra Esra Erol. Ay yok. Önce Allah. O, en büyük temennim ne biliyor musunuz? Elife Hanım ya da ismi geçen iddialara konu kişiler gelip de kendilerini burada böyle şeyler yaşanmadı diye keşke aklayabilseler. Onlara söz hakkı her daim veriyoruz. Her şekilde buraya katılıp kendilerini aklayabilirler. En büyük dilek de bizim için bu. Biz de inanamıyoruz. Biz de inanmak istemiyoruz. Keşke gelip aksini kanıtlayabilseler. Yani artık hepimizin hani için ferahlasa. Buraya aklamaları değil. İlk gün bu konu konuşuluyorken çok basit bir şekilde evet böyle bir şeye hani aracılık ettiğini, durumun bundan bundan ibaret olduğunu falan duymak isterdik. Onun haricinde en büyük dileğim o ama ne bir ses ne bir soluk maalesef bu anlamda. Maalesef de gördük. Bambaşka bir şekilde bir tavır ve uslup içerisine girdiler. Biraz önceki gelen ihbarı bir kere daha dile getirmek istiyorum. Elife Kuman yanında Sadık diye bir çalışanı var. Vefat etmiş kendisi. Eşi vefat ettikten sonra 6 çocukla kalıyor. Akrabaları bakıyorlar o çocuklara. Sonra akrabalarından alıp Elife Kumak aracılığıyla 5'i Amerikalı aileye veriliyor ve gönderiliyor. Bir çocuk Türkiye'de kalıyor. Onu da göndermişler ama sonra aile bakamayacağını söyleyip geri vermiş. Sadık yine yanında çalışan Necla ile evleniyor. Onların da bir çocuğu oluyor. O da Elife Kumak tarafından verildiği söyleniyor. Geri kalanı da zaten araştırıyor.